Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle 10. sınıf asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinde asit ve bazların günlük hayatta karşılaştığımız tepkimelerinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla siz bu video içerisinde günlük hayatta karşılaştığımız asit baz tepkimeleriyle ilgili örnekleri görecek ve bu örnekleri öğreneceksiniz. Kendiniz de daha sonra örnekleri çoğaltabilirsiniz. Günlük hayatta birçok asit baz tepkimesi gerçekleşebiliyor. Biz Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabında verilen örnekler üzerinden Bunları inceleyeceğiz. Tabii ki dediğim gibi bu örnekler çoğaltılabilir. İlk örneğimiz şu. Asitli topraklarda bazı bitkiler iyi gelişemiyor. Bu nedenle toprağa bazik olan kireç taşı ya da sönmemiş kireç ekleniyor ve toprağın pH değeri değiştiriliyor. Burada ne oluyor? Toprak asit, e, asidik olduğu için bu iki madde bazik olduğu için bir nötrleşme tepkimesi gerçekleştirilerek toprağın pH değeri değiştiriliyor ve böylece toprak bitki gelişimi için elverişli hale getirilebiliyor. Bu arada kireç taşının formülü kalsiyum karbonattır. Bu bazik bir tuzdur. Sönmemiş kireç kalsiyum oksittir ki metal oksittir. Metal oksitler bu metal oksit bazik bir maddedir. Dediğimiz gibi toprakta bir nötrleşme tepkimesi sonucunda pH değerinin değişimi sağlanıyor. İkinci bir örnek. Bu bizim her gün karşılaştığımız bir durum. Yediğimiz malzemelerde organik asitler vardır ya da asitler vardır ve ağızda oluşan bu asidik ortam diş çürümelerine neden olur. Bunun için dişlerimizi fırçalıyoruz ve diş çürümesini engellemek için kullandığımız diş macunları alkali yapıdadır. Alkali yapıda olması demek Bazik olması demek, alkali bazik demektir. Dolayısıyla biz e, alkali yapıdaki diş macunlarıyla dişimizi fırçalayarak oradaki asidik ortamı nötralize ediyoruz ve böylece diş çürümelerine engel oluyoruz. Yine bir nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. Bir diğer örneğimiz mide as aşırı asit salgılanmasından bahsediyor. Öncelikle mide asiti hidrojen klorürdür. Ve Mide öz suyunda bulunur. Midenin pH değeri yaklaşık olarak bu asit sayesinde 2'dir. Yemek yediğimizde bu asit salgılanır ve yemeklerin parçalanması gerçekleşir. Çok biyolojiye giriyor. Ben de bu konuda çok fazla bilgiye sahip değilim ama mide asidi hidrojen klorür. Ve eğer midede fazla asit salgılanırsa, çok fazla yemek yemek ya da farklı sebeplerden dolayı fazladan asit salgılanması durumunda bu fazla asit mide rahatsızlıklarına neden oluyor. Ve mide rahatsızlıklarını gidermek için kullandığımız ilaçlarda alüminyum hidroksit ya da magnezyum hidroksit bulunuyor ki bakın bunlar için ne demiş? bazik. Dolayısıyla ne oluyor? Aşırı asit salgılandığında bizim aldığımız mide ilaçlarında bulunan baz bu asitle nötralleşme tepkimesi veriyor. Dolayısıyla midenin pH değeri düzenleniyor ve bu rahatsızlıklar giderilebiliyor. Bu da bir günlük hayatta gördüğümüz asit bas tepkimesidir. Bir başka örneğimiz kek yapımında kullanılan asidik maddelerle bazik yapıdaki kabartma tozunun tepkimesiyle ilgili. Şimdi buna geçmeden önce buraya bir bilgi eklemek isterim. Bilmeniz gereken bir tepkimedir bu. Asitler karbonatlı bileşiklerle karbonatlı bileşiklerle ya da bir karbonatlı bileşiklerle şimdi yazayım. Tepkime veriyorlar ve tepkime sonunda tuz, su ve karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Karbonatlı bileşikler dediğimiz yapısında karbonat kökü, karbonat iyonu olan bileşiklerdir. Bir karbonatlı bileşikler dediğimiz yapısında bir karbonat iyonu ya da bir karbonat kökü olan bileşiklerdir. Örneğin kalsiyum karbonat karbonatlı bileşikler sınıfına girer. Bir asitle tepkimeye girdiğinde kalsiyum klorür tuzu su ve Karbon dioksit gazı açığa çıkar. Denklemi eşitlemeden yazıyorum. Umurumda değil. Ya da sodyum bir karbonat. Bir bikarbonatlı bileşiktir. Bunun asitle tepkimesinden yine bir tuz açığa çıkar. Sodyum klorür tuzu. Su açığa çıkar. Ve yine karbondioksit açığa çıkar. Çünkü bu maddeler yani karbonatlı ve bir karbonatlı maddeler bazik özellik gösterirler. Örneğin mermerin yapısında kireç vardır, kalsiyum karbonat. Evdeki büyükleriniz belki söylemiştir mermerin üzerine limon koyma diye. Çünkü mermerin üzerine limon koyduğumuzda asidik olduğu için bir tepkime gerçekleşir. Dolayısıyla mermerin yapısı bozulur. Şimdi yukarıya geldiğimizde kek yapımında kullanılan asidik maddelerin bazik yapıdaki kabartma tozuyla tepkimeye girmesinden bahsediyor. Kabartma tozunun formülü zaten aşağıya yazmış olduğum sodyum bir karbonattır. Ve bu bazik bir madde. Kek yapımında üzerine koyduğumuz asidik maddeler bu limon sıkmak olabilir kabartma tozuna. Süt, yoğurt ya da elma suyu kullanmak olabilir. Bunlar bu kabartma tozuyla tepkime veriyorlar. Ve tepkime sonunda bir nötralleşme tepkimesi gerçekleşiyor ve karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Bu iki şey yarar. Kabartma tozu bazik olduğu için tadı acımsıdır. Dolayısıyla üzerine koyduğumuz, sıktığımız asit, limon, süt ya da yoğurt hem bu acı tadı alır, hem de açığa çıkan karbondioksit kekin kabarmasını sağlar. Yani asitler karbonatlı ya da bir karbonatlı bileşiklerle tepkime veriyor, karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Kabartma tozu da bir karbonatlı bir bileşik olduğu için bir tepkime gerçekleşiyor ve karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Burada şunu da ekleyeyim. Burada tepkime denklemini yazmanız önemli değil. Açığa çıkan karbondioksit gazı yani bir gazın açığa çıktığını ve bu gazın karbondioksit gazı olduğunu söylemeniz gerekir. Asit ve karbonatlı bileşiklerin tepkimesi sonucunda. Bir örneğimiz daha var. Saçların yıkanması sırasında kullanılan bazik yapıdaki şampuanlar saçların taranmasını kolaylaştırır. Çünkü insan vücudunda pH değeri yaklaşık beş yani asidiktir saç dipleri. Bazik şampuanlar kullandığımız zaman asit ve bazın tepkimesi olur ve kurumaya neden olur. Bu kurumadan dolayı da saçların tar taranması zorlaşır. Bu sorunu çözmek için Saç kremleri kullanılıyor ve bu saç kremleri hafif asidik yapıdadır. Bu nedenle orada yine bir nötralleşme tepkimiz sonucunda saçların daha yumuşak olmasını, daha kolay taranmasını sağlıyor. Bu da yine günlük hayatta görebileceğimiz bir asit baz tepkimesi örneği olur. Evet bu e, videomuzda günlük hayatta karşılaşabileceğimiz asit baz tepkimelerinden bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere.